Selamun aleyküm dostlar. Yüzüklerin Efendisi filmini izleyenler bu başlıktaki cümleyi hatırlayacaktır. Filmde Sauron'un yüzüğü diğer yüzüklere hükmeden tek yüzüktür ve film serisi onun etrafında geçer. İşte bizim gerçekleşen hayalimiz Kaan da o tek yüzüktür. Bu projenin önemini saatlerce anlatsak yeridir. Bu öyle devasa bir iştir ki hala birçoğumuz bunun önemini anlayamadık. Kendimce dilimin döndüğü kadarıyla bu canavarı size anlatmayı istedim. İsterim ki Kaan'ın neden ulusal kurtuluş savaşımız olduğunu herkes anlasın. İsterim ki Kaan'ın neden teknolojinin zirvesi olduğunu insanımız görsün. İsterim ki neden bu canavarı satın almak için ülkelerin Ankara'nın kapısını aşındıracağını insanımız bilsin. Göreceksiniz, Kaan'ı almak için sadece bize yakın olan ülkeler değil, Asya ve Avrupa'dan da bu uçağı almak için gelen ülkeler olacak. Buna hiç şüpheniz olmasın. Bakarsınız Almanya bile ortak olmak için teklifle gelir. Hayal mi dediniz? Asla. Savunma Bakanımız Yaşar Güler bunu dolaylı yoldan söyledi bile. Uluslararası ilişkiler çok değişkendir. Hem yakında Almanya'nın Türkiye'ye ihtiyacı inanılmaz derecede artacak. Kaan'la gerçek anlamda gurur duymaya hazırsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bir devletin yaşaması, var olması, belirli özelliklere sahip olmasından geçer. Önem sıralaması yaparsak, bana göre ilk sırada her zaman savunma sanayi gelir. Kimisi ekonomi, kimisi eğitim der bu sıralamada. Doğrudur, onlar da çok önemlidir. Ancak ordunuz yoksa, bağımsız, tamamen kendinizin ürettiği silah sanayiniz yoksa ne çıkarlarınızı korursunuz ne de kaliteli eğitim vereceğiniz gençlerinizi hayatta tutabilirsiniz. Bunun için ille de silah sanayi, ille de silah sanayi derim. Hele ki siz Türkiye'yseniz en ufak bir sendeleme de bu coğrafyada size hayat hakkı tanımazlar. Türkiye tarihiyle ve uzanabildiği coğrafyalarla tahminlerin de ötesinde bir güce sahiptir. Bu kadar etki alanı bize çıkarlarımızı korumamızı gerekli kılar. Bunun için de yerli ve milli silah sanayi zorunluluktur. Tarihimize bakın, yıllarca bizi özellikle silah sanayinde geri bıraktıklarını göreceksiniz. Türkiye 10 yıllarca çok emek verdi, bu uğurda şehitler de verdi, ekonomik ambargoları da göze aldı. Ama ne yaptık ettik, savunma sanayimizi bugünkü noktasına getirdik. Dostlarım, bizim silah sanayimizin bağımsız olması başka devletlere benzemez. Bizim tam bağımsız olmamız her şeyi tersine çevirir. Biz ayağa kalktığımız an İslam ülkeleri ve Balkanlar ayağa kalkar. Biz ayağa kalktığımız an Afrika ayağa kalkar. İnanmayan son 10 yıldaki politikamıza baksın. Savunma sanayimiz gelişti. Geliştikçe Libya'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Doğu'da stratejik büyük kırılmalar oldu. Biz güçlendikçe Afrika ülkeleri bize yanaştı. Bizim silahlarımızı aldı, Fransa'yı Afrika'dan kovmaya başladılar. Biz güçlendik, Azerbaycan Karabağ'ı geri aldı. Biz güçlendik, Libya toparlanmaya başladı. Biz güçlendik, Balkanlar'da olaylar bizim lehimize sonuçlanmaya başladı. Daha sayamadığım onlarca olay ne sayesinde oldu dersiniz. Tabii ki ilk etkeni güçlü yerli ve milli silah sistemlerimiz oldu. Dünyada 5. nesil uçak yapan 2 devlet vardır. Bunlar Amerika ve Çin. Çin J-20 ile bu gruba girmiştir. Rusya'nın yaptığı Su-57 5. nesil değildir. Tüm askeri otoriteler bu uçağı 4,5 nesil olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu alan başta Amerika'nın tek elindedir. Sonrasında da Çin gelir. Amerika F-22'yi kimseye satmaz. F-35'lerin ise durumu belli. Bu uçağı alan en aşağı 40 yıl Amerika'ya gönüllü köle olur. Hem de parasını vere vere. Adamlar istediğine satıyor, istediğine hayır diyor. Dolayısıyla bunlar ne bize ne de başka İslam ülkesine asla ama asla 5. nesil uçak satmazlar. Hadi diyelim es kaza sattılar. İstediğimiz gibi kullanmamıza izin vermezler.
nasıl ve nerede kullanılacağına onlar karar verir, öyle satarlar. Yani aslında size boş teneke satarlar. Bu prangadan kurtulmanın tek yolu ne yapıp edip kendi 5. nesil uçağını yapmaktan geçer. Arkadaşlar, şu an bırakın Avrupa'yı, dünyada 5. nesil uçak çalışmasını bu aşamaya getiren tek ülke Türkiye'dir. Güney Kore'nin KF-21 uçağını kimse söylemesin. Adamların kendisi bile bu uçağın 5. nesil değil 4,5 nesil olduğunu söylemekte. Biz Kaan projemizi nasıl 4 gözle bekliyorsak, inanın bizden çok daha fazlasını İslam ülkeleri beklemektedir. Ben size hemen söyleyeyim. İlk müşterisi Azerbaycan oldu bile. İkinci ülke Pakistan olacaktır ki anlaşmasının yakında imzalanacağını haberlerde görürsünüz. Arkasından Endonezya ve Malezya gelecektir. Endonezya, Güney Kore'nin KF-21 projesine katılmış olsa da orada Amerika yüzünden sorunlar yaşamaktadır. Çünkü bu uçağın motoru Amerika'dan gelmektedir ve Amerika bu uçağın Endonezya'ya satılmasına karşıdır. Hem Endonezya hem de Malezya'dan yetkililer ile görüşmeler sürmekte. Ayrıca bu ülkelerin askeri heyetleri TUSAŞ tesislerini ziyaret etmiş durumdalar. Ukrayna bir diğer müşteri olacaktır. Savaşın bitmesiyle Ukrayna hızlı toparlanmaya girecek ve özellikle ordusunu yeniden yapılandıracaktır. Buradan Türkiye'ye milyarlarca dolarlık sipariş geleceğini herkes kabul etmekte ve Ukrayna mutlaka Kaan projesine de katılacaktır. Orta Doğu'dan ilk ülke Katar olur. İngiltere, Suudi Arabistan'ı kendi Tempest projesine katmak istiyor. Ancak Suudi Arabistan'ın bizim projemize gelme ihtimali yüksektir. Bir diğer ülke de Birleşik Arap Emirlikleri olacaktır. Amerikan Foreign Policy dergisine göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Kaan projesiyle yakından ilgilenmekte ve bu projeye katılmak istediklerini Başkan Erdoğan'a iletmiş durumdalar. Güney Kore, Polonya'yı KF-21 projesine katmak için 40 takla atıyor. Polonya kararını vermiş değil. Türkiye'nin ürettiği silahların kalitesi mükemmel düzeyde. Dolayısıyla Bayraktar TB2 almış Polonya'nın Kaan projesine katılması Güney Kore'nin projesine göre daha yüksek olasılık. Hani videonun başında bakarsınız Almanya ileri de Ankara'nın kapısına gelir, Kaan projesine katılmak istediğini söyler demiştim ya. İnanın bu hiç de yaban atılacak bir olasılık değil. Arkadaşlar, şu an yukarıda linki çıkan videomda Rusya-Ukrayna savaşının aslında Amerika ve Rusya arasında danışıklı dövüş olduğunu, bu savaşın asıl amacının Avrupa'yı dağıtmak ve özelinde de Almanya ekonomisini çökertmek olduğunu anlatmıştım. Hatta çok daha ilginç bilgiler de verdim. İsteyen linke tıklayıp izleyebilir. Gelelim konuya. Almanya, Amerika ve Rusya tarafından her yönden kuşatılmış durumda. Almanya'nın kendi yetkilileri de bunu ısrarla söylüyor. 2030 itibariyle dünyada 5. nesil uçaklar daha sık kullanılmaya başlanacak. Almanya ve Fransa kendi 6. nesil uçak çalışmalarını başlattıklarını 2019 yılında duyurdular. Ancak daha sonra iki ülke arasında sorunlar olduğunu söylemeye başladılar. Diyelim anlaştılar. Kendi açıklamalarına göre 6. nesil yapmayı planladıkları uçak 2040 itibariyle ilk uçuşunu yapacak. Testleri falan derken 2045 yılında ordularını teslim etmeye başlayacaklar. Alman ordusunun harbi hazırlık oranı berbat durumda. İngiltere'nin Tempest projesine ortak olmazlar. Zaten bunu isteseler bile İngiltere kabul etmez. Almanya, Amerika'nın özellikle askeri kuşatması altında. Amerikalılar Almanya'nın bağımlılığı hat safhaya çıksın diye ısrarla, daha doğrusu zorla F-35 satmak istiyorlar. Almanya ise Amerika'nın boyunduruğundan kurtulmanın çabasında. F-35'leri almazsa ki almamak için her türlü çabanın içinde geriye tek seçenek kalıyor. O da Türkiye'nin Kaan projesi. Videonun başında hatırlayın ne demiştim. Savunma Bakanımız Yaşar Güler Türkiye'nin ileride Almanya'ya silah satacağını söylemişti. Şimdi anladınız mı Yaşar Güler'in hangi silahımızdan bahsettiğini? 2000'lerin başında Türkiye'nin savunma sanayinin bu seviyeye geleceğini söyleseler insanımız gülerdi. 10 yıl önce Türkiye'nin İHA ve SİHA satışında dünyada bir numara olacağını söyleselerdi kimse inanmazdı. Kaan uçağında da şimdi aynı şey oluyor. Bu uçak bir numara olacak, hiç şüpheniz olmasın. Siz Amerikalıların kendi uçaklarını reklamlarla parlatmasına aldanmayın. Siz bu vatanın evlatlarını dinleyin. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'i dinleyin. Kendisi ısrarla
Kaan dünyada bir numara olacak. 2040'lara doğru Kaan 6. nesile geçecek ve insansız olanı üretilecek derken sanmayın ki boşuna konuşuyor. Bu uçak sadece bizim değil, Müslüman dünyasının da bağımsızlığının en önemli gücü olacak. CHP ve medyası nasıl geçmişte savunma sanayimizi yok etmek için elinden geleni ardına koymadıysa bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Uçağımızın İlk üretilen parçasını utanmadan kalorifer peteğine benzetecek kadar aşağılık yayınlar yaptı bu partinin medya kuruluşlarından birisi. Dostlarım, ülkemizde gurur duyun. Türkiye yüzyılı hakikaten başladı. Bugünlerdeki ekonomik sıkıntılar elbette geçecek. Savunma sanayimizin yerlilik oranı %80'lere geldi. Tek sorunumuz motor kaldı. Devletimizin resmi kurumlarının yaptığı açıklamaya göre 2030 itibariyle bu sorun da bitecek ve Türk savunma sanayi %100 seviyesine ulaşacak. İşte o zaman bu devletin nerelere geleceğini, nasıl küresel bir güce dönüşeceğini kimse tahmin bile edemez. Kim Selçuk Bayraktar'a saldırıyorsa, kim Kaan projemize saldırıyorsa, kim savunma sanayi kuruluşlarımıza saldırıyorsa bilin ki onlar içimizdeki kriptolardır. Bilin ki onlar bir savaşa girdiğimizde bize karşı düşmanı destekleyecek olan hainlerdir. İlle bayrak, ille vatan. Ne güzel sözdür, vatan sevgisi imandandır diye. İmanı olmayan ne anlar vatan sevgisinden? Kalın sağlıcakla dostlarım, Allah'a emanet olun.